İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz ahiret sahnelerinden birini bizlere şöyle bildiriyor. Mahşerde herkesin amel defterleri ortaya konulduğunda tanık olan Resulullah, Müslüman olduklarını bildirenlerin hallerini görünce, Rabbim, ümmetim Kur'an'ı terk etmiştir diyecektir. Bu gerçeği Rabbimiz henüz ahiret hayatı başlamadığı halde bizlere şimdiden duyuruyor. Söze gelince Müslümanlığı kimseye bırakmayan, kalplerinin tertemiz olduğunu, Peygamberi çok sevdiğini iddia edenler, sevabı gireceğiz diye hadisleri Arapça olarak ezberlemeye çalışanlar, Peygamberimizin bu sözünden sonra acaba bir söz söylemeye güç yetirebilecekler mi? Kendilerini din adamı kabul eden ve şu geçici dünya hayatında bu mesleklerinden geçimlerini sağlayan kişilere Kur'an mealini hayatlarında baştan sona kadar bir defa okuyup okumadıklarını sorduğunuzda samimi olarak cevaplarını verebilseler çok büyük bir kısmının okumadıkları görülecektir. Okunup anlaşılması için hiçbir ritüele gerek olmayan Kur'an'ı bizlere aynı Resulullah dönemindeki insanların anladıkları biçimde açığa koyan konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, iniş sırasına göre Kur'an surelerinin açılımı, tahlili yapılıyordu. En son Tebbet suresine gelmiştik. Oradan devam edelim efendim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Tebbet suresi. Biz Müslümanların çok hassas olarak öğrenmeleri gereken bir sure. Zira 6. sırada Resulullah'ın ilk peygamberle başladığı, ilk tebliğini yaptığı dönemdeki inen İlk sure olmasına rağmen elimizdeki Mushaf'ta Mushaf'ın son yerlerine konulmuş namaz sureleri adı altında kısa surelerden 111. sırada herhalde değil mi? 111. sırada evet. Konulmuş bir sure. Ve bugünkü Mushaf sırasında Tebbet suresini anlamanın, idrak etmenin imkanı yoktur. Açık söylüyorum. Onun için önce olayı iyi anlatabilmem için geçmişten bir anımı anlatayım. Belki bundan 30-40 sene evveldi bir toplantıda hocanın bir tanesi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Biraz da iddialı konuşuyor. Diyor ki işte ben diyor mesela Besmele'nin B'si ile ilgili diyor bir ay konuşurum, iki ay konuşurum falan diye böyle havalara da giriyor falan. Biz de dinleyiciler arasındayız. O ara dinleyicilerin içerisinden bir tane beyefendi öğretmenmiş, edebiyat öğretmeniymiş lisenin birisinde kalktı.
bu iddialı konuşan arkadaşa şöyle bir soru sordu. Dedi ki hocam, Kur'an'da Kureyş suresi var, bir de Tebbet suresi var, bir de Fil suresi var. Bu Fil suresinde işte Ashab-ı Fil'in bilmem ne şekilde yok edildiğinden bahsediliyor. Tebbet suresinde de Ebu Leheb denen bir adamın kahredildiğinden. Evet. Ona hatta kahredilmesi için Allah'ın bedduası yer alıyor. Bu ayetlerin veyahut da bu surelerin Kur'an'da varlığının sebebi nedir yani? Çok güzel bir soru. Bunlar evet. Kur'an'da niye yer alıyor ki? Yani bunlar basit şeyler. Evet. Bunun makbul anlatabilecek bir gerekçesi, izahı var mı diye sordu. Arkadaş işte daha önceki bahsettiğim gibi o çok bilmişlik havası içerisinde döndü dolaştı, anladınız mı? Bir saat anladınız mı şeyine oldu. Ama şu vardı, ne kendisi anlatabildi, ne anlayabildi, ne de bir başkasına anlatabildi. Evet. Bunun imkanı yoktu. Doğru. Dürüst olalım. Evet. Ben Hakkı Yılmaz olarak orada dedim ki bu soru sana sorulsaydı. Kendi kendinize. Kendi kendime orada dinleyicilerin içerisindeki. Bu arkadaşa sen makul ve ikna edici bir cevap verebilir miydin? Çok güzel. Diye kendi kendime sordum bunu. O günkü şartlarda benim de anlatacağım, cevap vereceğim o bahsettiğim arkadaştan farklı bir şey olmayacak. Yani benim de anlatabileceğim, ikna edebileceğim bir cevaplarım benim de yok. Evet. Bilgi birikimi olmayacak tabii ki. Yok. Evet. Şimdi bunda bilgi birikimi de yetmiyor. Bak şimdi burada bilgi birikimi de yetmiyor. Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu dürüstçe anlatıyorum. Şimdi önünüzde iki tane puzzle var. Puzzle'ın birindeki bir parçayı buradan getirmişsiniz, şuradaki parçaların arasına karıştırmışsınız. Onu yerleştirerek bunu da buradan almışsınız, buraya getirmişsiniz. Sonradan bunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tutmaz. Bunu ne kadar çaba yaparsanız yapın, onun üzerine ne kadar yaparsanız yapın, onu oraya oturtmanızın, o puzzle'ı tamamlamanızın imkan ve ihtimali yoktur. Evet. Doğru, yok. Çok doğru. Tamam, İnsan yok. Çok örnek güzel tamam. Yani. Evet. Tamam. Yoktur. Onun için uğraşır durursun. En sonunda kapatır geçersin. Biz Müslümanlar da yıllar yılı o dürüst, o günkü o edebiyat öğretmeni arkadaşımızın dürüstçe sordu. Ondan eminim. Yani tabii, bir tabii. Şeyinden değildi yani. Öğrenmek için sormuştu da. Ama o karşı cevap vermeye çalışan arkadaşımın hani paniği, şuyu, buyu falan filan var ya, bunları hep yaşıyoruz da. Evet. Samimiyetsizlikten dolayı bunu da dile getirmiyoruz. Evet. Mesele burada. Mesele burada. Evet, doğru. Şunu önce belirteyim. Kesin olarak bugünkü Musaf sırasında 113'ün 111. sırada Tebbet suresini okuyan arkadaşlar hiçbir mealden, hiçbir tefsirden kesinlikle Tebbet suresini anlamalarını, Kur'an'dan bir ayet, bir sure olmasına makul ve makbul bir gerekçe bulamazlar. Çok tatlı, evet. Bunu bu uyarıyla başlıyorum, bu anlayışla başlıyorum bu Tebbet suresinin girişine. Onun için Tebbet suresini anlamanın, öğrenmenin tek yolu iniş sırasını ve indiği dönemdeki arka planı çok iyi bilmek gerekir. Evet. İniş sırasını, evet. İndiği dönemdeki olanı gideni, arka planı bilmeyenlerin bunu anlamasının imkanı yoktur. Evet. Altını çize çize söylüyorum. Öyleyse, bakın, öyleyse sırasını bir bahsedeyim. Bundan evvelki programlarda Müddessir suresini işledik.
Müddessir suresinde Rabbimiz elçisine ne diyordu? Üniformasını giymiş elçi, kum feenzir. Hadi artık ayaklan, marş marş, uyarıya başla. Resulullah da uyarıya başlamıştı. Evet. Uyarıya nasıl başlamıştı? Tarihi bilgilerle. Fatiha. Bizim Fatiha diye adlandırdığımız 7 ayet var ya. Evet. Onları toplumun huzuruna çıktığı o günkü toplumun toplanma merkezleri. Evet. Safa tepesine çıktı. Orada Mekke'nin toplumuna sülalelerin atlarını falan oğulları filan oğulları işte soyadlarına göre bunlar bunun hepsini şey yaparak göre. Hepsine seslendi. Orada işte Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim ve Lattalline kadar hepsini halka duyurdu. Yani burada artık alemlerin Rabbinin Allah olduğunu, insanlardan Rab olamayacağını, Allah'ın Rahman olduğunu, Allah'ın Rahim olduğunu, Allah'ın hesap gününün de maliki olduğunu, herkesi hesaba çökeceğini ve herkese doğru yolu, sırat-ı müstakimi, sırat-ı müstakim ki hani virajsız, engebesiz, yokuşsuz, inişsiz, kavşaksız yani kesin şey olmayan dosdoğru yolun da Allah'ın göstereceği yol olduğunu herkese bir ilan ettiydi. Evet. Evet, bunu ilan etti. Halka bunu duyurdu. İşte bunu bir bileceğiz. Arkadan da doğru. Tebbet suresi, halkın tepkisi. Tabii ki. İşte. İşte peygamberin uyarısına halkın tepkisi. Arka plan bu surenin. Arka plan bu. Evet. Tamam mı? Tabii. Evet. Halkın tepkisi. Evet. İşte peygamberin o günkü karşısına alıp uyarı yaptığı, bilgilendirdiği toplumun içerisinde oranın ileri gelenlerinden Ebu Leheb diye lakabı olan peygamberin hem amcası hem de dünürü olan bir adam vardı. Hem amcası hem dünürü. Bak, hem amcası evet. Hem de dünürü. Nasıl dünürü? Peygamberimizin iki tane kızının evet. Kayınpederi. Ha, evet. Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'in iki tane oğlunda Resulullah'ın iki tane kızı vardı. Yani peygamber olmadan önce. Tabii ki peygamber tabii, olmazdan evvel. Tabii. Aynı zamanda komşu. Komşu aynı şimdi zamanda. Aynı, tabii. Bak komşu, komşuluk hukuku bir yana. Amcası. Amcası, akrabalık. Ve dünürler. Evet. Evet. İşte bu adam da bunların içerisindeydi. Toplumun içerisindeydi. İşte bu adam Resulullah'ın bu uyarısını topluma tebliğini duyunca hay kahrolası bizi buraya bunun için mi topladın? Evet. Diye tepkisini gösterdi. Gösterdi. Evet. Bu yetmedi. Resulullah'la sözlü mücadeleye, arka planda onu dövdürmeye, sövdürmeye, çora çocuğa taşlatmaya kadar fiili cüretkarlığını da sürdürdü. Düşmanlık başladı. Piyasaya çıktı. Bakın, piyasaya çıktı. Sakınla sakın benim yeğenimin sözlerine itibar etmeyin. Ona inanmayın. Ona güvenmeyin. O delinin tekidir, o mecnundur, başkalarıyla işbirlikçisidir. Sakınla sakın ona inanmayın diye Resulullah'ın davetini, tebliğini kırmaya çalıştı. Evet. Böyle bir adam. Kur'an ile reşit olmak isteyenlerin reşitliğini önledi değil mi efendim? Halkı, bak şimdi onu izah edeceğim. Bunu neden yaptı, nasıl neden yaptı? Onu şey dedim. Şimdi böyle bir adam. Allah. Şimdi Resulullah'ın amcası, evet. Komşusu, dünürü. Hem kan hem sırrı. Hatta bir de şey var, ileriye dönük bu olaylardan sonra oğlanlarına, peygamberin kızlarını boşattırtıracak da. Allah Allah. Parayla gençler tutup Resulullah'ı taşlattıracak da. Resulullah herhangi bir parka, panayıra bir topluma ise arkasından casuslar yollayıp Resulullah'ın arkasından dedikodu ürettirecek de. Böyle bir adam. Evet. İşte Kur'an'daki Ebu Leheb tipi bu. Kur'an'da Tebbet suresinin yer almasının nedeni de işte bu. Evet, evet. Önce bunu anlatayım. Tabii. Bak şimdi o öğretmenin sorusunun cevabı çıkıyor işte. İşte burada esas mesele bu. Evet.
Burada işte Tebbet suresinin arka planı bu. Evet. Şimdi peki bu planın mesajı ne? Evet. Onu da öğreneceğiz. Tabii. Bu adamların derdi, tasası neydi? Onu da öğreneceğiz. Ama Kur'an'da adı Ebu Leheb diye geçiyor ya. Hı. Bu adamın da bazı diğer özelliklerini de yani bilmek, tabii, onları da tanımak. Tabii. Ne, biraz daha bu, bilgi nasıl bir insanmış vereyim bu? Evet. Şimdi bu konuyla ilgili biraz daha bilgi vereyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de özellikle bunu da bir şey yapalım. Ebu Leheb diye geçer ama bu onun esas adı değil. Ha, bu lakap mı? Kur'an'da sadece isim olarak yani insanlardan, kullardan çok az kişinin adı geçer. Hmm. İşte bir defa Resulullah'ın başta adı geçer. Tabii. Muhammed. Hep geçer yani birkaç yerde. Bir de Resulullah'ın evlatlığı Zeyd'in adı geçer. Evet. Onun dışında da insan adı şey yapıyor ama insanlar hep karakterize edilerek. He, karakterize ediliyor değil mi? Karakterleriyle bildirilir. Burada da Ebu Leheb adamın esas adı değil. Bunun lakabı. Karakteriyle birlikte lakabı. Onları ben size anlatayım. Buyurun. Şimdi bu adamın bildiğimiz gibi soy olarak aynı Resulullah gibi Kureyş soyundan, Kureyş sülalesinden. Esas adı Abdul-Uzza. Abdul-Uzza tabii, esas. Bir de bin Abdülmuttalip, yani peygamberin amcası olduğu için. Onun da Abdülmuttalip oğlu, tamam mı? Onun da tabii Haşimi, onun şeyine gitmeye lüzum yok. Tabii. Esas adı bu. Bir de karısından Vemreatuhu diye geçer. Onun karısı diye de bir ifade var. Onun da esas adı Ümmü Cemil. Diğer Ümmü bir Cemil ifadeyle de Avra da diyorlar ona. Hmm. Yani, bu da tarihi kitaplarda bunlar da hep biliniyor. Şimdi Ebu Leheb bahsettiğim gibi öz amcası, komşusu, dünürü. Şimdi bunları şey yapacağız. Burada bu kişiler, şimdi doğum yılı bilinmiyor ama evet. Bu adam 624 yılında. Hmm. 624 dediğimiz zaman yani bu Hicret'ten 2 sene sonra. Sonra Mekke'de Karakızıl denilen vebaya benzer bir hastalığa yakalanmış. 7 gün içerisinde ölmüş. Evet. Hastalığı bulaşıcı olması sebebiyle cesedine oğulları dahil hiç kimse yanaşamamış. Ölüsü 3 gün ortada kalmış. Cesedinin kokmaya başlaması üzerine uzun sırıklarla bir çukura itilip üstü kapatılmış. Kendisine herhangi bir defin merasimi de yapılmamış. Vay vay vay. Tarih kitaplarında evet, bu adamla ilgili de bu bilgiler böyle var. Bilgiler var. Evet. Şimdi bunun arkasında bir de bunun karısı var. Ümmü Cemil. Ümmü Cemil denilen şey var. Diğer ismi de Avra'ymış bunun. Bu şeyde biraz tarihi bilgi, ansiklopedik tabii, bu bilgiler. Ümmü Cemil aynı zamanda Ebu Süfyan var ya. Hmm. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi oluyor. Kız kardeşi mi? Evet. Diğer bir tabirle Muaviye'nin de halası olur. Halası mı oluyor? Evet. Tamam. Halası oluyor. Muaviye'nin evet, de halası olur. Doğru ya, evet. Evet. İşte bunların kimlikleri de bu. Evet. Onun için o şartlar içerisinde bunların İslami faaliyeti, Resulullah'ın tebliğ görevini engellemeye çalışmaları yüzünden Resulullah'ı motive etmek, onlara güç vermek, kuvvet vermek, cesaretlendirmek, Resulullah'a karşı çıkanları da korkutmak, hatlerini bildirmek için Tebbet suresi geldi. İşte iniş amacı bu. İniş şeyi ya, bu. Tamam. Evet. Evet, ne diyordu? Öyle şey yapalım. Teselli ve tehdit, evet. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe. Evet. Ebu Leheb'in İki eli tabir edilir de el güçten kinayedir orada. Güç anlamında evet. Ebu Leheb'in iki gücü yok oldu. Oldu. Kendisi de yok oldu.
gücü, kuvveti gittiği gibi kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak karısı alevli ateşe atılacaktır. Yakında da yakında bu ahireti kastediyor. O ve boynunda sırtında ip taşıyan hani odun evet, taşıyan ipiyle birlikte o da ateşe atılacaktır. Bu Ebu Leheb'in sağlığında gelmiş olan bir ayet. Ebu Leheb'in tabii ki sağlığında şimdi geldi. Şimdi hani daha tabii. Peygamberimizin şeyinde geldiğine göre ayet olduğuna göre. Şimdi burada bu sure geldikten, bu ayetler geldikten sonra Ebu Leheb tam 15 sene yaşadı. Evet, doğru. Bakın şimdi Allah'ın Kur'an'daki vaadına, mucizesine bak. Mucize. Allah Ebu Leheb kahrolacak, yok olacak, mahvolacak demiyor. Dedi ya. Kurudu diyor yani. Ebu Leheb kahrolacak, evet. Mahvolacak, yok olacak. Evet. Yani o mallığı, gücü yok olacak dedi ya. Evet. Bu adam bunu ahirette de hani cehenneme gidecek dedi. Ahirette cehenneme gideceğin anlamı ne? Bu adam imansız ölecek demek, tescilli değil mi? Tescilli yani artık. Tescilli. Bu müşrik. Evet. İmansız ölecek. Ama bu ayetler gelmiş olmasına rağmen Ebu Leheb ben de imana geliyorum demedi. Ya. Yalandan da olsa bir imana geleyim de şunları bir mahcup edeyim. Hı. Yalanlarını yüzüne vurayım, böyle bir şey yapayım falan filan diyemedi. Münafık olmayı seçmedi. Seçmedi. Mertçe yani. Anladın mı? Evet. Ve böylece 15 sene ve hala şu anda da Kur'an'ın mucizeliği devam ediyor ya. Evet. Cenab-ı Hakk'ın dediği çıktı. Hiçbir şartla malı yok oldu, çevresi yok oldu, şey yaptı. Ama bu adam Müslüman olmadı, mümin olmadı. İşte mucize bu. Kur'an'ın mucizeliği. Cenab-ı Hak onun da hani niyetini, evet. içini bildiğinden tabii. ezeli ilmiyle bu şekilde buyurdu. Ve buyurduğu şekilde de sonraki evet. yaşantılar gerçekleşti. Bir de işin bir de bu yönü var. Evet, çok enteresan. Burada şimdi bazı teknik ayrıntılar da vereceğim de. Buyurun. Ondan sonra işin bir başka boyutuna geçeceğiz. Ebu Leheb'in iki gücü yok oldu. Şimdi tebbet yeda Ebi Leheb dediğimiz zaman normal olarak yet el demek. Aynı zamanda güç de demek. Güç. Çünkü insanlarda gücün gösterimi elle olur. Evet. Orada olduğundan dolayı onunla olur. Burada genellikle meallerde şu vardır. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurusun diye. Kurusun. Genelde o şekilde yazılmış. Yani bu halk arasında bizim beddua dediğimiz şey var ya. Evet, onun gibi. Onun gibi. Şu kahrolsun, şu mahvolsun, şu olsun gibi. Bir inşa yani dilek kipiyle. Allah'ın o zaman bedduası gibi oluyor değil mi efendim? Evet, eğer bu ayetse, tamam mı? Evet. Bunu da Ebu Leheb'in iki eli kurusun Allah diye çevirirsen, tabii öyle olur. Beddua eden kim olur? Allah oluyor. Allah olur. Değil mi? Allah beddua eder mi? Etmemesi lazım. He? Allah aciz Allah değil ki. Allah onu kahredecekse, tamam mı? Bitti. Kime ettirecek de, kahrolsun diye, kime ettirecek de, kime verecek de. Evet. Değil mi? Yani. Onu, bu böyle şey yok. Şimdi, Arapçada cümleler bazen haber kipleri inşa olarak da kullanılır. Onu anlatayım ben. Mesela radıyallahu anh deriz. Allah ondan razı olsun. Razı olsun bak, denir dua. Ama biz kullanıyoruz bunu. Allah değil bu. Tabii ki tamam, insanlar bak, söylüyor. Biz kullanıyoruz. Allah ondan razı olsun. Radıya demek razı oldu demek. Evet. Radıyallahu anh sözünün esas evet. anlamı Allah ondan razı oldu demek. Öyle olsun mi? Demek değil. He, esas bak, anlamı bir. O. Evet. Şimdi veyahut da bir cenaze olur, şu olur, bu olur da veyahut da bir sapık bir adam doğru yola geldiği zaman sadece ölene denmez. Tabii. Rahimehullah denir. Hayır. Allah ona rahmet etsin denir. Evet. Allah'ın rahmetine erdi anlamında. Bu sözcük de etsin değil aslında. Yani dilek kipi değil. Orijinalinde Allah ona rahmet etti demektir. Bu Arapça dil bilgisi. Şimdi şeyler ama bunlar. Evet. Şöyle bir şey vardır. Kur'an'a baktığımız zaman bakın kıyametle, ahiretle ilgili ifadelerin tümü hepsi geçmiş zaman kipiyle verilir. Geçmiş zaman kipiyle. Hepsi geçmiş zaman kipiyle verilir. Mesela Kur'an'a bir bakarsın. Mesela Zümer suresinde
İşte vesikallezine keferu ila cehenneme zümeradır. İşte kafirler cehenneme zümre zümre, bölük bölük sevk edildilerdir. Evet. Halbuki edilecek. Daha cehennem o ortama müşrikler burada dünyayı bitirmedi ki, daha oraya gitmedi ki. Oraya evet. Gitmedi. Cennetlikler öyle olur. Kıyamet sahneleri vardır, daha kıyamet kopmadı ama hep geçmiş zaman kipiyle verir. Ay yarıldı gibisini. Ayın yarılması, evet. Sura üflendi. Üflendi. Ben üstü yani şimdi. Hep şimdi, geçmiş hep zaman. Hep geçmiş zaman. Bunların bir nedeni var edebiyatta, Arapçada. Arapçada bir iş, bir olay tahakkuku vukuuna binaen, yani kesinlikle gerçekleşeceğinden dolayı olmamış işler olmuş gibi ifade edilir. Türkçede de böyle şeyler var. Tabii, değil mi Türkçede efendim? De bak şimdi biz bunu yaparız. Bunu değil da mi? Biz uygularız. Nasıl uygularız? Şimdi siz çocuğunuza, bir arkadaşınıza rica edersiniz. Bir iş yapmasını istersiniz. Şu işimi görüver dersiniz. Evet. O da inşallah yapacaktır ileriki günlerde. Ama size der ki rahat olun. Ben o işi yaptım gitti. Bitti. Kabul ettim. Tamam. Kesinlikle olacak. Tamam. Yaptım gitti. Ama daha yapmadı. Daha işe bile başlamadı. Ama yaptım gitti denir. Evet. Ben meslekten biliyorum. Kavga eden iki şahıs bazen o kadar şiddetleniyorlar ki diyor ki öbürküne öldün diyor mesela. Adam da karşısında. Yani seni öldüreceğim kesin demek istiyor. Öldün diyor adama. Tamam. Onun ölümüne karar vermiş. Onun gibi. Evet. Tamam. Aynen onun gibi. Bu buradan ifade eder. Öyleyse birinci mesele yedi el sözcüğü. Hani iki el sözcüğünü var ya. Yani bildiğimiz adamın iki eli, sağ eli, sol eli anlamında değil. Anlamayacağız. Bunlar bunun evet. Güç demek bu bir. İkincisi evet. Bunun güç olduğunu Cenab-ı Hak'ta hangi güçler olduğunu zaten kendisi ayetin devamında malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yok oldu gitti. Açıklıyor zaten tamam. Burada evet. Evet. Kendisine yarar sağlamadı. Bu iki eli dediği zaman bu adamın iki gücü. İki gücü. Birisi neymiş? Serveti. Servet. Birisi serveti, malı, mülkü. Diğeri de evladı iyal. Evladı iyal, çevresi. Çevresi. Çevresindeki. Bunların hepsi ona yarar sağlam. O yok oldu gitti. Bunun anlamı şu. Bu adam kesinlikle malına, mülküne ne kadar güvenirse güvensin. Evet. Ne kadar onunla, malıyla, mülküyle, çevresiyle size İslami misyona, tebliğ misyonuna zarar vermeye çalışırsa çalışsın kesinlikle başarısız olacaktır. Olacaktır. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hayatım, süper bir paket aldım. İçinde her şey var. Üstelik 59'luk. 61.90'mış. Peki, aktivasyon ücreti nereden çıktı ya? Oh, 69.90. Hayatım 84.90 oldu, hayırlı olsun. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Faturanızda kötü sürprizlerle karşılaşmayın. D-Smart aile paketi ve limitsiz internet bir arada, her şey dahil, ayda net 69 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Bitmedi. Abone olduğunuz ayın bedeli de D-Smart'tan. D-Smart her televizyona şart. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Tebbet suresinde Ebu Leheb'in niteliklerini açıkladı. Bu surede geçen iki elin ne anlama geldiğini açıklıyordu. Oradan devam ediyoruz efendim. Buyurun. Evet, burada güçlerini anlattık. Malı, evladı, çevresi evet. Ve onların işe yaramayacağını, hepsinin boşa gideceğini. Resulullah'a bu şekilde moral verildiğini, ötekilere de tehdit. Devamlı tehdit, uyarı olduğunu tabii bahsetmiştik. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da
daima müminlere, Müslümanlara kitabını, dinini arzu ettiği şirksiz imanı tebliğ eden, anlatan insanlara yardım edeceğini, onları başarıya ulaştıracağını, ötekilerin de hepsinin sonunun husran olacağını Kur'an'ın değişik ayetlerinde hep bildirdi. Burada toplu önce bir sunumunda burada şey yapayım. Tabii. Bu şeyi iyi anlayalım diye. Şimdi Cenab-ı Hak Mücadele Suresi'nin 20-21. Ayetlerinde şöyle buyurdu. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar, onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Birincisi yapta, bak iyi dinle. Bak, evet. Yani kimse aşağılık. Allah Resulü'nü bak, dini tebliğ ederken onunla uğraşmaya kalkmaz. Evet. O aşağılığın kendisidir, bir. İki, Allah elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Peşinden söylüyor, evet. Şüphesiz Allah her şeye güç yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Buyur. Evet. İşte Tebbet'teki verilen mesaj bu ayetin özüydü. İlk şey. O yok olacak. Allah'ın dini galip gelecek. Yine Yusuf suresinde Vallahu galibun ala emrihtir. Allah işinde hep galiptir. Allah hiç yenilmez. Hani çeşitli mekanlarda görürsünüz Allah'ın dediği olur falan diye. İşte bu ayetteki bu parçanın ifadesi o. Yani Allah'ın dediği olurun şeyi Vallahu galibun ala emrihtir. Zafer peşinden ilan ediliyor. Şimdi, değil mi? Buradan. Şimdi bakın Saffat 171-173'te ve andolsun ki gönderilen kullarımız, elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Ne o? Sözü veriyor Cenab-ı Hak. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendileridir. Şüphesiz bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir. Ta kendileridir. Yani elçi ve elçilik misyonunu götürenleri kimse galip mağlup edemez. Evet. Evet. Yine Mü'min 51-52'de şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı, şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz. Yardım vaadi de kesin. Evet. Evet. Muhammed suresinin 7. ayetinde ey iman etmiş kimseler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Kesin, evet. Yine Fetih suresinde aynı şeyi görüyoruz. Ve Ali İmran 139'da ve gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inananlar iseniz en üstün, en üstün olan sizsiniz. Sizsiniz. Şimdi bir de bak Rum 47. Ve andolsun ki biz senden önce bir takım elçileri affedersiniz, toplumlarına gönderdik de onlar onlara apaçık delilleri getirdiler. Sonra biz günah işleyen kimseleri yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladık. Müminlere yardım da bizim üzerimize bir hak idi. Bak, Allah üzerine alıyor orada hakkı. Evet. Ha, bak ne diyor? Müminlere yardım etmek benim boynumun borcu diyor. Evet, ne kadar güzel bir şey. Yani. İşte Tebbet suresindeki verilen mesaj budur. İlk defa burada veriliyor Tebbet suresinde. Bunlar da ilk burada, bunlar da o buradaki verilen vaadin değişik açılımlarıdır. Tabii. Onu yani iyi anlayalım diye bunları. Ayetler birbirini bu şekilde şimdi, tefsir ediyor. Hani şey var. Bizim Osmanlı döneminin Mehter Marşı var. Evet. Mehter Marşı'nın hani değişik parçaları var. Böyle hani tabii, savaşa giderken falan da. Onun bir yerinde hani böyle büyük davulla zurnalı şey yaparken hani Allah yolunda cenk edelim. Şan alalım şan. Şan alalım şan. Kur'an da zafer vaat ediyor. Hazreti Yezdan. Hazreti Yezdan. Evet. Yezdan ne? Allah. Ha, Farsça Allah demek yani. Yani evet, Farsça mabud demek yani. Değil mi? Allah demeyelim yani. Evet. Allah özel isimdir, o sıfattır yani. Tamam. Mabudun bilhakkın karşılığıdır yani. Tamam mı? Farsça isim bu. Farsça, Yezdan.
Yezdan. Yezdan parçada. Yani Allah'ın sıfatlarından, hani Tanrı deriz ya, Tanrı'nın parçasıdır evet. Yani. Tanrı Türkçedir, mabudun karşılığıdır. Yezdan da Farsçası. Ya da o da Farsçasıdır. Farsçada bir de Huda vardır. Huda. Hani özel Huda değil. Hı ile söyleyecek Huda. Öyle mi? Huda hidayet demek. Ha. Harfleri H ile yazarsak hidayet demek. Hı ile yazdığımız zamanda da Cenab-ı Hakk'ın mabutluk sıfatının bir karşılığıdır. Ha. Yani burada telaffuzunda bir şeyde Huda. Önemi vardır. Şimdi geldik meseleye. Bu peki de bu adamlar kimdi ya? Yani bu Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid falan şimdi bu adamlar var ya. Evet. Bu adamların derdi neydi de? Bu kadar düşman oldular. Bu kadar düşman oldular. Amcası olmasına rağmen, dünür olmasına rağmen, komşusu evet. olmasına rağmen. Resulullah'a niye düşmanlık ettiler bunlar? Ne bu şiddet bunlar? Değil mi efendim? Tamam. Şimdi genellikle bunları biz hep kafir diye niteleriz biliyor musun yani? Kafir. Örten, evet. Şimdi ama bu adamlar kafir değil. Bak şimdi, Allah inanıyorlar. Bunlar hep Allah'a inanırlar. Bunlar da Allah inancı vardı. Var. Bunlar ateist değildi. Bakın. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Lokman suresinde evet. bakın 25. ayette yine andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu, yarattı diye sorsan kesin Allah diyecekler. Evet, Allah diyecekler. Evet. Allah bildiriyor kendisi tabii. Hayır, onlar da inkar edilmedi, inkar kesin. Etmiyorlar. Evet. Yani. Ankebut 61'de yine gökleri ve yeri kim oluşturdu, kim yarattı? Güneşi ve ayı kim kontrol altına aldı? Kulların yaralanacağı yapı ve özellikle kim yarattı? Desen kesinlikle Allah diyecek. Aynı Allah onu da diyecekler. Kabul ediyorlar evet. bakın şimdi. Ankebut 63'te yine aynı. Zuhruf 9'da. Ve hiç kuşkusuz eğer sen onlara gökleri veri kim oluşturdu dersen yine Allah diyecekler. Şimdi Zümer 38'de bir farklı şeyle gelir bu. Ve sen gerçekten onlara o gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sormuş olsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. Yine aynı. Yine Ankebut 63'te gökten suyu kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti desen yine Allah diyecekler. Yine Allah diyecekler. Yani bunların evet. Allah inancıyla, Allah'ın varlığıyla ilgili problemleri hiç sorunları yok. Ateist değiller bunlar yani değil mi? Ama evet. bunların bir derdi var. Nedir o dertleri? Evet. Şimdi bunların dertleri ne? Evet. Bunlar daha önce birkaç defa değindim. Bunlar yeryüzünün Rabbi kendileri, Allah'ın Rabliği ile ilgili. Rablik meselesinde. Evet, Rablik meselesi. Şimdi bu adamlar kendi dinlerine, şeylerine göre bir din oluşturmuşlar, atalar dini. Evet. Atalar dinine göre bu adamlar, bakın şimdi atalar dinine göre bu adamlar kullar edinmişler. Evet. Birbirini sömürme noktasında en zirvedeler, acıma yok. Yani şimdi bugün kapitalizmde büyük balık, küçük balığı yutar aynen, ya. Aynen, evet. Aynen bunlar da. Evet. Harçlı adamlar, borçlu adamlar, fakir adamlar gelip bunlara kul köle oluyor. Evet. Açal adamlar karnını doyurma için gelip bunlardan faizle para alıp bunları şey ödeyemiyor. Bunun kölesi oluyor. Yani evet. bu harç borç, hani biz tefeciliği veyahut da ribayı ne dedik makalemizin başına? Emeksiz. İnsanları köleleştiren, köleleştiriyor, evet. toplumları, devletleri sömürgeleştiren illet. Onlar da bunlar işte esas illetin başı bunlardı. Bakın bunların kendine göre bir dini vardı. Bakın şimdi bunu iyi anlayacağız. Esas bu adamın şeyini de buradan iyi anlayacağız. Bu nedir? Bakın değişik yerlerde değişik inançlarına atıflar var. İşaretler var ama Sad suresinin 6 ve 8. ayetlerinde 6 ila 8'de şöyle bir paragraf karşımıza çıkar. Ve işlerinden ileri gelenler yürüdüler. Bakın işte ileri gelenler Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid gibi adamlar var ya işte onun onlar. Patronlar. Mekke'nin hani kaymağını yiyen adamlar. Bunlar Mekke, o gün içi yani serbest bölge, ticaret merkezi ve kervanlar yolunda durak. Otelciliğiyle, bugünkü tabirle suyu bütün yani turizm hizmetleri veren bir yer. Evet. Aynı şimdiki gibi, tamam mı? Şimdiki şimdi de gibi. Öyle zaten. Evet. Ha, şimdiki gibi. Evet. Şimdi de kaymağını oranın nasıl ki Suud ailesi yiyorsa, aynısı. O gün de
bu Kureyş sülalesi Darun Nedve diye bir grup oluşturdu. Hizmeti, yani pastayı bölüştürdü. Şu kesimi sen soyacaksın, bu kesimi ben soyacağım. Şöyle böyle birbirlerine müdahale etmeden orayı yiyip içip halkı soyup soğana çeviriyorlardı. Herkes memnun. Gelenden geçenden baş alıyorlar, tamam mı? Vergi alıyorlar. Oradakileri de harç borç sürünüyor, ziraata uygun yer değil ya. Tabii. Onları da kendilerini köleleştiriyorlardı. Böyle bir düzenleri vardı bu adamların. Resulullah geldi de hani İyâke nâbüdü ve İyâke nestaîn. Bitti. O ilk şeyde sadece Fatiha. Sana kulluk ederiz. Kimse kul köle sahibi olamayacak. Herkes Allah'ın kulu olacak dedi ya. Bundan korktular. Buradan korktular. Hmm. Bu defa bunları aldı bir telaş. Ebu Leheb'in şahsında bunu temsili olarak yürütülüyor. Bak şimdi, ne diyorlar şimdi bunlar? İleri gelenler yürüdüler. Sad suresinde değil mi? Evet, evet. Sad 6-8. İlahlarınız üzerinde direnin. Direnin. Ya bu ilah değil, sadece Allah'ı şey yapıyor. Bu yalan. Yo yo. Hani biz de ilahız, o da Rab falan diyor. Ona direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Hepsinden söz aldı. Onu hani midelerinden hepsini yakaladı ya yani, evet. Böyle sözleşmeler yaptı. Onlardan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Karşı kampanya başlattılar. Peygamber elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyâke nâbudu ve iyâke nesayin diyor. Bunlar da bu şekilde karşısına çıktılar, bunları savunuyorlar. Bak şimdi. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Biz bu Muhammed'in dediklerini var ya, hiçbir dinde görmedik ha. Uyduruyor kendisi ha, demek istiyorlar. Bu ancak bir uydurmadır. Bak, öğüt kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Biz varken. Ha, biz varken ya, ona mı düştü yani. Bu? Tamam mı? Evet. İşte sorun buydu. Onlar da yürüdüler, tamam mı? Bunun yani için. Kısacası... Geldiler, bizim ne güzel kurulu bir dinimiz, imanımız, şeyimiz vardı. Tamam mı? Geldi onu bozuyor bu adam. Sakınla sakın dininizi bozdurtmayın. Sebat edin dininizde. Tamam, tamam. Evet. Sakın onu bozdurtmayın. Şimdi o günden bugüne tarihi süreç içerisinde Emevilerinde, Abbasilerinde, Selçukilerinde, Osmanlılarında da dinin içine ettiler. Maalesef. Din o gün, bugünkü Müslümanlık, bugünkü toplumun şeyi, maalesef. O günkü Mekke'ninkinden bin daha beter. Daha beter, tamam mı? Aslında. Bin daha beter. Tabii, tabii. Rivayet maalesef. Kültürüyle, uydurmalarla din yine yozlaştırılmış, o günkünden beter hale getirilmiş. Maalesef. Şimdi sen, kardeşim din o değil. Diyorsun. Bu Kur'an dini o öyle. Bu saflaşacak, Allah'ın indirdiği dine döneceğiz dediğin zaman karşıda Kur'an dini diye bir neydi, evet. Saçmalıklar, sapıklıklar, evet. Bilmem şu bin bir türlü iftira, o günkü Resulullah'a yapılan iftiraların tümü maalesef. Bugün de eline Kur'an'ı alan Müslümanların hepsine yapılmakta. Maalesef yapıyor. Tamam, bunu hep görüyoruz hep efendim. Şey. Direnin, dayatın, bilmem evet. Şu bu. İlk defa böyle din elden gitti, çıkmış. Din elden gitti. Ya bak ya. Din elden gitti derken bak şimdi maalesef. Şöyle bir şey daha anlatayım. Bunu da herkes bilsin. Tarih kitaplarının hepsinde vardır. Bedir Savaşı'na giderken, bak Bedir'de Mekke'den Medine'ye peygamberi öldürmeye, Müslümanları yok etmeye gidenler var ya. Karar verdiler. Onların içerisinde peygamberin bir başka yakını Ebu Cehil de vardı. Evet. Biliyor musun? O da vardı tabii ki. Evet. Tam savaş başladığı anda Ebu Cehil dua ediyor. Bilir mi Ebu Cehil'in duasını? Ben tekbirde şeyde yazdım. Enfal suresinde yazdım evet, bunu. Tamam Ebu Cehil'in duası. Evet. Ebu Cehil. Bakın Kuştum. Ebu Cehil şöyle dua ediyor. Hani Allah inancı var ya. Tabii ki. Allah'ım hangimiz hakka daha layık isek ona yardım et. Çok açık bir şekilde yani. Tamam evet. Onu sapık görüyor peygamberimizi. Peygamberi sapık diyor. Evet. Şimdi elinde Kur'an olanlara bugünkü hani beslemeler var ya oradan evet, rant evet. Sağlayanlar da hani şey yapıyorlar. Mesela şimdi şöyle anlatayım. Biraz daha net şey yapayım. Biraz da bencillik olacak. Estağfurullah. Bugün elhamdülillah Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından, Amerika'sından, Japonya'sından, şuyundan buyundan biz dinden çıkmış idik, böyle din olmaz demiştik. Sayenizde Kur'an'a döndük, Kur'an'ı tanıdık, dine sahiplendik derken çok mesaj durmadan, geliyor. Tamam mı? Evet.
İşte ana avrat sövenlerin de, var. Beddua edenlerin, aynı Ebu Cehil gibi beddua edenlerin de, şimdi işte maillerde, televizyona gelen, bize gelenlerde, onlarda da ara sıra yüzde bir, binde bir olsa bunları da görüyoruz kardeşim. Maalesef, tamam. Maalesef, evet. Bunları da görüyoruz. Açıkça söyleyebiliyorlar, utanmadan. Evet, maalesef. Utanmadan bunları evet. Da diye. Niye? Evet. Ya şimdi Kur'an'da, şimdi Kur'an İslam'ı geleceği olursa, Kur'an imanı gelecek olursa dinden para kazanma ortadan bitti. Kalkması lazım. Kalkacak tabii ki. Değil mi? Tabii. Ya ama bunlar buradan besleniyor. Kur'an sayesinde, din iman sayesinde. Evet. Bunlar semirmişler. Köleleştirmişler milleti. Halkı köleleştirmişler, binlerce kölesi olmuş. Tabii. Paraları olmuş, pulları olmuş. Dediğim gibi sarayları, hanları, hamamları, sarayları olmuş. Bundan nasıl vazgeçecekler bunlar yani? Evet. Yani i̇şte halkı, aynı, evet. Bunlar da ne diyorum açıkça, aynısı. Bugün Kur'an Müslümanlığına, Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diyenler, maalesef. Aynı peygambere zındık diyenlerin aynısıdır. Hiç fark etmiyor. Günümüzün Ebu Cehilleridir, Ebu Lehebleridir. Bakın şimdi bunları hep anlatayım. Şimdi hatta şöyle bir şey daha aklıma geldi burada. Çok saygı duyduğum ve şeyine de değer verdiğim... Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya. Edebiyat. Merhumun güzel şiirleri vardır ama halk hangi şiirini bilirsiniz? Ben şiir konusunda pek biraz zayıfım şimdi, efendim. Tamam. Maalesef. Şimdi Arif evet. Nihat Asya merhumun şimdi evet. Çok şiiri var da tabii. Ünlü bir bayrak şiiri vardır bilir misin? Bayrak. Okumuşum da ben de ezbere bilmiyorum. Bir de Fetih Marşı vardır. Fetih Marşı evet şimdi, onu da biliyorum. O da evet. Şeydir ama onun bir de naatı var. Naatın bir bölümünde bak Nahat'ın bir bölümünde Ebu Leheb öldü diyorlar. Ya Ebu Leheb tarihçiler, satırlar, kitaplar Ebu Cehil öldü diyorlar. Ama bak Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor ya Resulallah diyor. Oo. Bak yani, bu şiirde bayrak şiirinde mi bu? Yok yok bu Nahat'ta. Nahat'ta. Bu Resulullah'la ilgili övgüler düzdüğü bir şiir var da. Onu yani kitaplar, satırlar falan hani Ebu Cehil'i öldü diyorlar. Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor, ölmedi. Evet. Aynen onun gibi. Bak bunu da kesin olarak söylüyorum. Burada onun için Cenab-ı Hak Ebu Cehil, Ebu Leheb adamların kendini değil, isimlerini demiyor. Onlar ölüyor. Karakterize ama etmiş. Ama Ebu onları. Leheb'lik devam edip gidiyor kardeşim, evet. Tamam mı? Bugün yeryüzü, aynen, ülkemiz, orası burası Kur'an'a karşı, Kur'an evet. İslam'ına karşı çıkan adamların hepsi günümüzün Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleridir. Kıtalar dolaşıyor. Kıtalar, Arif Nihat evet. Asya merhumun dediği gibi kıtalar dolaşıyor. Çok güzel, çok güzel efendim. Enteresan yani. Kıtalar dolaşıyor. Rabbimiz öyle burada mi? Bir karakterize şehsin evet. ismini Rabbimiz vermek suretiyle tamam, çünkü o kıyamete kadar veriyoruz. Geçerli olacağına şimdi, göre değil mi onun, efendim? Onun iki şeyi var. Ben onu da bahsedeyim. Ha. Böyle Ebu Leheb şeyinin, Cenab-ı Hak da onu tasvip etmiş tabii çok önemli. Birisi kırmızı suratlıymış. Ebu Leheb alev demek. Fizik olarak. Ebu Leheb alev babası demek. Bak evet. Alev. Alev'in kızıllığı var ya. Evet. Bu adam kırmızı suratlıymış. Onun için lakabı Ebu Leheb denmiş olabilir. Bir de alev demek ya bu. Ebu Leheb şeye de çok uygun. Cehennemlik oluşuna da çok uygun. Layık yani oraya. Layık yani. Ateşin babası yani. Alev'in babası anlamıyla ona da çok uygun da düştüğünden evet. dolayı o şekilde o da bir sanat işte. Tabii yani, de Kur'an'ın işte mucizeli noktaları evet. var ya. Şimdi bir de o noktası var. Evet. Şimdi geldik. Şimdi bir de bu da hanımından bahsediyordu. Ümit şimdi Cemil. Bir de o bu evet. şey ona da şey yapacak. Odun yakında taşıyıcısı o diyor. Ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak karısı alevli ateşe yakınacaktır. Şimdi karısı. Cehennemde oduna ihtiyaç var mı acaba şimdi, mesela değil şimdi mi? Şimdi cehennemde gibi. Oduna bak şimdi ihtiyaç şey dediğim gibi şöyle bir olay var. Ha. Ben onu anlatayım. Buyurun. Bizim aptallardan birinin güzel bir deyişi vardır. Hı. Cehennem dediğin dal ha. odun yoktur. Öyle, tamam mı? Evet. Herkes evet. ateşini yanında götürür. Bile götürür. Yani beraberinde götürür. Şimdi öyle bir şey. Şimdi Kur'an'da iki tane ayette. Bir Bakara 24'te. Hmm. Bir de Tahrim Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde. Hmm. 6 ve 7. Evet. Orada cehennem şey yaparken ve kuyduhan nasu vel hicaradır.
cehennemin ateşi var ya, onun yakıtı taşlar ve tamam. insanlardırdır. Evet, şu müddessir. Yani suçlular evet, tamam. hem yanacak azap görecek evet. hem de yakacak azap verecek. Yakacak bizzat. Hem yanacak yakıtı. Hem yakacak yani. Yakıtı tamam. değil mi? Hem yanacak azabını çekecek hem de kendi ateşiyle başkasını yakacak. Bakın iki tane ayette ve قُدُهَنْ نَاسُ وَالْهِجَارَ Evet. İnsanlar da tabii ki burada kalpleri taşlaşmış olan insanlar. Evet. Tamam mı? Evet. İmansızlar. Şimdi onlar daha bir başka yerde açıklayacağız inşallah onları. Onun için oraya şey yapalım. Burada derken hanımı da Resulullah'a hakaret için kocasına destek vermiş. Evet. Burada yine sanatsal bir yön daha var. Fihidi hablum min mesed. Hani bu hurma mesed. Lifinden bir ip diye şey ha. yapılan olay. Urgan. Aslında bu kadıncağızın da yani bu çok değişik bir şeyleri var. Onunla da anlattılar tarih kitaplarında. Resulullah'ın geçeceği yollara dikenler serermiş. Ayağına bassın da acı çeksin diye. Hayret. Onu görebilir. Bayan olarak elinden o geliyormuş. Kocasına destek olsun diye. Hatta bu hani gerdanlığındaki şeyden kasıt da, ipten kasıt da onun çok değerli bir mücevheri, gerdanlığı varmış. Onu satmış. Satmış. Onu satmış. Parasını Resulullah'a hakarette kullanmış. Allah, ona bir malzeme olsun diye. Ha, bak şimdi şuna bak yani. Gerdanlığını satmış, evet. mücevherini satmış. Onu da Resulullah'a dedim hakaret, Resulullah'ın misyonunu Fon engellemek ayırmış. Ona ve o Fon şekilde ayırmış o işi. Kocasına ve kocasının kafadarlarına onu destek olarak vermiş, onu da harcamış. Burada yani sanat olarak onlara da işaret vardır. Çok mucize bir kitap bu işte, Kur'an. Kur'an'ın evet. işte şeyleri hep bunlar tabii çok önemli. Evet. Öyleyse ben şurada bu Ebu Leheb tiplerine tipleme yapıyordu ya Cenab-ı Hak karakterize edip tabii, karakterize. Onu şey yapıyor, o tipler şey yapıyordu. Burada şu uyarıyı yapacağız. Ebu Cehil'i malzeme yapacağız, Ebu Leheb'i malzeme yapacağız ve Tebbet suresindeki mesajlara da öz mesaja da temel olsun diye Kur'an-ı Kerim'den yine bir bölümü insanlığa buradan duyuracağız. Buyurun. Özellikle Ebu Leheb tiplilere, atalar dinine sahip olup da Kur'an dinine karşı çıkanlara bakın. Bak Kur'an dinine, Kur'an'daki evet. dine, peygamberin tebliğ ettiğine karşı çıkanlara bir adres vereceğiz. Buyurun. Şimdi. Burada Furkan suresinin 25'ten 29'a kadar okuyacağız. Evet. 30'u zaten siz 2-3 dakika 2 dakikamız var. Tamam. Öyleyse bunu şey yapacağız. Buyurun. 3 dakika geçecek olsa da 5 dakika geçecek tabii olsa da bunu vereceğiz yani. Bu bölünmeyecek. Buyurun. Ve o gün gökyüzü bulutlar ile yarılır. Melekler, ışın, radyasyon, meteorlar ardı arkasına indirilir. Kıyamet sahnesi bu. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a özgüdür. Şimdi kıyamette, ahirette kimsenin borusu ötmez. Yok, tabii. Peki, kafirler, kafirler Allah'ın Rabbini bilerek reddeden kimseler için ise o pek çetin bir gün olmuştur. Onun çetinliği Kur'an'ın diğer ayetlerinde vardır. Herkes kendi hafsalasından kıyametin dehşetini tahayyül etsinler. Tahayyül etsin. Evet. O gün şirk koşmak suretiyle yanlış, yani zararına iş yapan o kimse ellerini ısırarak. Elden ısıracak. Bak şimdi, bak şimdi. Artık ahirette gerçekle yüzleşti ya. Evet. İşte o anda, eyvah, keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Ya leytene edecekler. Evet. Eyvah, falancayı önder, imam, bir kimse edinmeseydim. Vah vah vah. Geçsin. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra beni öğüten kitaptan o saptırdı. Ve şeytan insan için bir rezil edenmiş der.
diyecek. Evet. Evet. Birincisi ne diyecekmiş ahirette? Evet. Allah'ın rahmetinden şimdiden uyarıyor. Çetin bir günde pişmanlığı. Bak kardeşim diyor ki eyvah keşke elçi ile beraber bir yol tutsaydım. Ona tabi olsaydı yani, sözlerine. Bak, evet. Elçi ile beraber yol tutsaydım. Kur'an, elçi ne yapıyor? Kur'an tebliğ ediyordu. Elçi Kur'an'a uyuyor. Evet. Bak hayatını Kur'an'a göre ayarlıyor. Hayatı Kur'an. Ben de elçi ile beraber yol tutsaydım. Keşke ben elçi de Kur'an. Gibi ben de Kur'an'dan kesinlikle ayrılmasaydım. Kur'an ne dediyse elçi onu yapıyordu ya. Ben de onu yapsaydım. Keşke ben de onu yapsaydım. Keşke falan adamı burada filan diye geçer yani. Falan hmm. filan demek falan yani. Filan. Falanı şeyh, mürşit falan şey abi cemaatle bilmem edilmeseydim. Kur'an'dan evet. ayrılmasaydım. Kimsenin arkasına düşmeseydim diye böyle pişmanlığı da hadislerin kendisi. Analizini yapmasaydım. Öyleyse, evet. Fırsat bu fırsat. Evet. Tamam. Fırsat bu fırsat. Herkes elçiyle beraber yol tutsun. Elçinin elinde Kur'an vardı. Herkesin de elinde Kur'an olsun. Herkes Kur'an'daki Müslümanlığı yaşasın. Evet. Yaşamazsa, karşı çıkarsa, Kur'an Müslümanlığı diye yola çıkan saf, hakiki, gerçek Müslümanlara karşı çıkıp mücadele etmeye kalkacak olursa, Ebu Leheb'in akıbeti onları da bekliyor. Aynen olur işte burada pek Allah'a emekleri boşa gidecek, tamam evet, mı? Yazık olur. Allah'ın vaadi var. Yazık olur. Diğer ayetlerde evet. olur. Boşa gidecek. Hiç boşa kürek sallamasınlar. Allah emrinde galiptir. Allah müminlere galip gelmeyi tamam mı? Vaat etmiştir. Üstüne borç yazmıştır. Üstüne borç yazmıştır. Evet. Tamam. Evet. Öyleyse Ebu Leheb'lere uyarı. Evet. Çok Ebu Leheb var şimdi efendim. Ya çok o Ebu Leheb var. Bu şiirdeki şeyi tuttu tamam. yani. Tamam. Öyleyse herkes gözünü açsınlar. Evet. Ebu Leheb olacaklarına mümin olsunlar, Müslüman olsunlar. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Teşekkür ediyorum. Güncel mesajı da bu şekilde vermiş ha, oldunuz değil mi efendim? Güncel mesaj da bu. Ağzınızı sağlık sağ efendim. Çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Allah razı olsun sizden. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.